Tabana Kuvvet kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni video ile sizlerleyim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Benim canım sıkkın birazcık ama sizlere yansıtmamaya çalışacağım. Geçen videoda Şile'yi merak edenler olmuş. Şile'yi göstereyim sizlere. Şile burada yatıyor. Maması suyu burada. Mama aldım Şile'ye de. Şimdi bu videoda neler yapacağız? Önce sizlere söylemek istediğim şeyler var. Daha sonrasında bir yemek yapacağız. Patatesli, soğanlı mercimek çorbası yapmaya çalışacağım. Makarna mı yapsak yoksa patatesli, soğanlı mercimek mi yapsak? Bilemedim şimdi tam ama. Patatesli, soğanlı makarna yapsak nasıl olur? Güzel olur mu acaba? Olmaz ki öyle ya, patatesli makarna. Yine biz bir patatesli, soğanlı mercimek çorbası. Yo, mercimek çorbası ne yapıyoruz? Kavanozda bizim fasulyemiz, nohutumuz vardı. Patatesli, soğanlı bir nohut yapalım. Veya fasulye yapalım, ikisinden birini. Şu kavanozlardan. Bunlar ağzı kapalı, hiç açmadım ama inşallah bozulmamıştır. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki normalde fabrikada çalışıyorduk. Fabrikaya işe gidip geliyorduk. Ama bulunduğumuz yerden, ya normalde kaldığım yer küçük bir köydü. Yani nüfusu az bir köydü yani. Oradan kovulduk. Ne yazık ki. Jandarma normalde bir şey demiyordu. Jandarma gelmişti. Hiçbir şekilde bir sıkıntı çıkartmamıştı ama köyün muhtarı ve yanında bir tane adam geldi. Dedi burada kalamazsın. Şikayet oluyor falan filan dedi. Ben kalmaya devam edeceğim dedim. Biraz inatlaştım muhtarla şeyle. Ondan sonra haber geldi. İşten çıkışın verilmiştir diye. İşimizden de o şekilde olduk yani. Canımı sıkmamaya çalışıyorum. Moralimi bozmamaya çalışıyorum. Yeni bir iş bulacağız inşallah. Şu anda başka bir yere geldim. Ormanlık bir alana geldim. Buraya gelene kadar da yakıtımız zaten dipteydi. Tam buraya gelmeden önce yakıtım bitti. Rampa, Allah'tan geldiğim yön rampaydı da ama yakıt bittiği yerde hafiften bir rampa kısmına geçmek için bir yer atlatmam gerekiyordu. Bir tane abi sağ olsun yardım etti. Birlikte ittirdik aracı. Ondan sonra rampadan kendi kendine geldi zaten. Gölge kısma yanaştım. Sizlere hatta şöyle göstereyim. Şu anda buradayım arkadaşlar. Şöyle yer kısmına yaprakları serdim. Çünkü çok fazla toz kalkıyor. Toz var. Biraz temizledim burayı. Çöpler möpler vardı bir sürü. Bu şekilde daha iyi oldu. 3 çuval falan yaprak serdim yerlere. Ne iş bulacağım, neler yapacağım hiçbir fikrim yok şu an için. Ama pes etmemeye karar verdim yani. Bir şekilde bir yerden bir şeyler bulacağız. Niye bu çapraz duruyor ya? Kamera. Şöyle yapalım. Böyle de şeyi yemiyoruz. Bir dakika. Şöyle ayarlarsak iyi olur. Şekilde bir şeyler bulup bir şeyler yapacağız abi. Başka çaremiz yok. Kuryelik işi mi bulurum yoksa başka bir iş mi bulurum? Bakacağız duruma göre. Şu anda bulunduğum yer birazcık şehre uzak ama şehir merkezlerinde, köylerde falan kalamıyoruz. İstemiyor insanlar bizi. Rahatsız oluyorlar yani. Millet herhalde ev kirası veriyorlar da ben vermiyorum diye mi rahatsız oluyorlar? Bilmiyorum. Anlamıyorum yani. İnsanlık artık ölmüş arkadaşlar. Gelip de bir şeye ihtiyacın var mı? Burada yalnızsın. Bir ihtiyacın, bir şeyin var mı diye sormak yerine sen burada kalamazsın. Seni istemiyoruz burada diyorlar. Hayırlısı abi ya, neyse. Kafamı takmayacağım, canımı sıkmayacağım çok fazla. Şimdi arkadaşlar patates yapacağım. Önce şu sofra bezini bir sereyim. Patatesleri, daha doğrusu patatesli soğanı soyacağım. Şurada bizim bir tane tabağımız var. Bir dakika kızım. Bu tabaklardan birini normalde Şile'ye şey yaptım da. Yemek kabı yaptım. Ama onu da kaybettim. Nereye gitti bilmiyorum.
Elbet bir yerden çıkar. Tencerenin kapağını da normalde kaybetmiştim de. Bir yerlerden çıktı. Şunu da bir yıkayalım. Şimdi öncelikle şuradan bir soğanları bir soyalım. Şurada bizim tahtamız vardı. Şu tahtaya da bir su tutayım. Güzel. Soğanları bir doğrayalım önce, soyduktan sonra. Ondan sonra patates şey yaparız. Bir tane soğan yeterli olur zaten. Şila'nın maması var, o yüzden kendime göre yapacağım yemeği. Yine biraz yerken ekmek bandırıp veririm. Sıkıntı olmaz. Yine gözler yanacak. Doğrayacağım çünkü yemeği katacağız ya. Tahta biraz küçük kalıyor da. Olsun, iş görüyor. Gözlerim yanmaya başladı. Soğan şeylerin kabuklarını bunun sofra bezinin üstüne silkeliyorum da buradan sofra bezini silkeler atarız. Doğaya zararı olmayan şeyleri doğaya atabilirsin. Sıkıntı olmaz. Zaten çürüyor, gübre oluyor. Sıkıntı olmaz ama plastiktir, laylondur. Bu tür şeyleri atmamak lazım doğaya. Yani bunları atıyorum diye bana kızmayın. Çekirdek kabuğudur falan bunlar atılabilir doğaya. Çünkü doğadan gelen bir şey. Toprağın bize vermediği şeyi doğaya atmamamız lazım. Topraktan aldığımı toprağa atarım ama. Mesela soğan. Zaten topraktan alıyoruz bunu. Topraktan elde ediyoruz. Bu senin doğaya atman bir zarar vermez. Patates kabuğu mesela. O da zarar vermez. Şuradan biraz patates alacağım. Patatesle soğanı aynı anda kavuracağım. O yüzden ikisini bir araya şey yapabilirim. Şöyle 3 tane yeter mi? Şu 4'ünü yapalım ya. 4'ünü şey yapalım. Bir soyalım şunları. Abi yemeğimizi, her şeyimizi kendimiz yapıyoruz ya. Vallahi. Önünüze hazır geliyorsa arkadaşlar evinizde, zaten çoğunuzun öyledir. Akşam olduğunda anneniz babanız sizi, hadi oğlum yemek hazır veya zaten annesinizdir, zaten babasınızdır. Evde yapıyorsunuzdur yemekleri. Ama genç bir delikanlıysanız, anneniz babanız hadi yemek hazır gel dediği zaman şükredin arkadaşlar. Söylenmeyin hiçbir şey için. Görün bu kardeşiniz burada yemek pişirmeye uğraşıyor. Ama anneleriniz, teyzeleriniz, yengeleriniz sizler için yemek, güzel yemekler yapar yersiniz. Bu hayatta benim de tek değer verdiğim bir insan var. Ya annemi de babamı da seviyorum aslında ama yaptıkları hatadan dolayı bir türlü bir şey olmadı ya. Barışamadım. Şey olduklarından dolayı, ayrıldıklarından dolayı içimde her zaman bir ukde kalmıştır. Ama benim için şu hayatta en değerli olan şey öz ve öz bir kardeşim var. Şu anda 17 yaşında. Hayattaki tek değer verdiğim insan o yani. Telefonlarımı falan açmıyor. Çok fazla konuşmuyor benimle ama olsun. Hayattaki tek güvenebileceğim insan o. Çünkü kanımdan canımdan bir parça ya. Kardeş benim için öyle arkadaşlar. Sizin için nasıldır bilmem. Bakıyorum bazen böyle
haberlerde çıkıyor. Kardeş kardeşi öldürüyor falan. Böyle şey olur mu ya? O benim canım kanımdan bir parça. Bana en büyük kötülüğü yapsa dahi o benim kardeşimdir. Hiçbir şekilde kırılmam, gücenmem. Ne olursa olsun yanında olurum yani. Hiçbir şekilde şey olmaz benim için. Kardeşlik böyle bir şey. Patatesleri de yıkayacağım tekrardan. Doğramadan önce. Bir de arkadaşlar şu anda kaçıncı dakika oldu pek bilmiyorum ama videoyu izliyorsanız şu anda yani hala izlemeye devam ediyorsanız yorumlar kısmına yazın ben de bilmiş olurum bu dakikaya kadar izlediğinizi. Uzun bayağı uzun olacak bu video muhtemelen. Umarım izliyorsunuzdur şu anda. Yorumlarda belirtin yani kaçıncı dakikaya kadar izliyorsunuz? Uzun videoları hoşunuza gidiyor mu? Yoksa kısa mı tutayım videoları? Size kalmış bir şey. Yani her anı paylaşmaya çalışıyorum. Mesela buraları istesem hızlandırabilirim ama hızlandırmıyorum. Muhabbet, sohbet ediyoruz işte. Hem de bir yandan yemeğimi hazırlamaya çalışıyorum. Normalde günüm böyle geçiyor işte hep. Yemek hazırlama. Çalışıyorsam işe gidiyorum. İşten geldikten sonra yemek hazırlamaya çalışıyorum falan işte böyle. Tamam bunlar hazır. Şimdi şunlara bir su tutayım geliyorum arkadaşlar. Çünkü bunları soğanla birlikte yıkayamam. Soğanın vitamini gider yoksa. O yüzden direkt doğrayacağım soğanın üzerine. Şu küçük küçük parça küp 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 yapmam lazım da dur bakalım nasıl yapacağız küp küp. Şöyle küp küp yapalım ya. Küçük küçük. Kızartmalık gibi yapmayalım da. Yemek yapıyor sonuçta. Bu arada domatesler bayağı bozuldu ya domatesler. Son 6-7 tane kalmıştı. Çöpe gitti. Kötü oldu. Çok almışız domatesi. Bir dahakine biraz daha az almam lazım. Keşke domates yeseydim daha öncesinde de. Çöpe gitmeseydi. Çürüdü yani böyle küf falan oldu hiç o yüzden mecbur attım. Yoksa menemen falan yapardım da. Güzel ya böyle doğrayalım. Hafiften biraz daha büyük de yapabilirim. Bununla beraber soğanla patatesi aynı anda kavuracağım yağda. Ondan sonra üzerine de nohut mu artık ne? Suyunu süzmemiz gerekiyormuş o fasulyenin herhalde. Onu da süzüp bir şekilde yapacağız. Suyunu değiştireceğiz yani öyle söyleyeyim size. Sonra yıkayacağız o şekilde koyacağız. Ben vitamini gider diye kavanozdaki nohutun fasulyenin fasulye yapacağım yani fasulye istiyor da canım. Vitamini gider diye yıkamıyordum ama yıkarız ya yapacak bir şey yok. Yanlış yapıyormuş. Ben bu yıl yarimden ayrı düşerim. Her günüm bir ömre ziyan geçiyor. Yine zindan oldu dünya başıma. Gönlüm ateşlere yandı gidiyor. Ömrüm boş hayale daldı gidiyor. Yine zindan oldu dünya başıma. Gönlüm ateşlere yandı gidiyor. Ömrüm boş hayale kandı gidiyor. Yine zindan oldu dünya başıma.
Gönlüm ataşlara yandı gidiyor. Ömrüm boş hayale daldı gidiyor. Yine zindan oldu dünya başıma. Gönlüm ataşlara yandı gidiyor. Ömrüm boş hayale kaldı gidiyor. Ben bu yıl yarimden ayrı düşerim. Her günüm bir ömre ziyan geçiyor. Bayağı uzun sürüyor benim yemek yapmam ya. Sizin de öyle mi arkadaşlar evlerinizde? Anneleriniz falan yaparken. Daha doğrusu ben şeylere sorayım. Teyzelerime, nenelerime, annelerime sorayım. Uzun mu sürüyor sizde yemek yaparken böyle? Şimdi patatesle soğanı ekleyeceğim üzerine. Kavuracağım onları biraz. Şuradan kaşığımızı alalım yeter. Zaten çizileceği kadar çizildi dibi. Yine zindan oldu dünya başıma. Gönlüm ataşlara yandı gidiyor. Ömrüm boş hayale daldı gidiyor. Soğanla patatesi aynı anda kavuruyorum. Bilmiyorum doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum ama yapıyoruz artık bir şeyler. Biraz altını açacağım tüpün. Salçamız vardı. Salçayı da çıkartalım. Salça bozulmuş arkadaşlar. Şuna bak. Küfler müfler var içinde. Kötü kokuyor ya. Salça işi de bitti. Buzdolabında nasıl bozuluyor abi bu salça? Ben bunu anlamıyorum ya. Salça koyamayacağız. Bu karıştırayım şimdi ya. Yanacak şimdi. O kadar da çalıştırdım buzdolabını. Gene bozuldu salça. Neyse abi. Altını biraz kısayım bu kavrulurken bir yandan da şunun suyunu süzeyim ben. Bozulmamıştır inşallah bu fasulye. Şimdi biraz su ekleyip yıkayacağım. Dur bir dakika şunu bir karıştıralım yağında iyice yapıştı dibine. Hatta şu tabağın içerisine koysaydım biraz fasulye öyle yıkasaydım daha iyiydi. Dur. Yiyeceğim kadar tabağa koyayım. Bir dakika. Şunu da bir yandan karıştırayım da. Patates kızartması oldu bu iyice. Tabağın içerisine koyalım şöyle. Şu kadar kaldı bıraktım. Bunu da sabah yaparız olmadı. Bozuluyor çünkü yoksa. Şurada bir dursun bu. Şuna biraz su ekleyeyim. Yıkayalım. Sen bir dakika bekle. Şunu yıkıyorum ki tekrardan yıkamam mı gerekiyordu? Gene yanlış mı yapıyoruz? Dur bakayım. Suyunu sözelim. Yemeği öyle ekleyeceğim çünkü yıkadıktan sonra. Yorumlarda öyle dediniz vallahi arkadaşlar.
Tamam, az bir şey su kaldı içinde ama yapacak bir şey yok. Yoksa yanlışlıkla dökerim mökerim. Şimdi bunu da ekleyeceğim. Biraz böyle kavuracağım. Sonra da suyunu ekleyeceğim. Pişmeye bırakacağım. Tüpü açalım tekrardan. Şöyle göstereyim size de. Patates, fasulye ve soğan. Salçamız eksik ama bozuldu. Yapacak bir şey yok abi. 10 lira para verdik salçayı. 2 defa, kaç defa? 3 defa mı, 4 defa mı ne kullandık, ondan sonra bitti işte. Almayacağım abi salçayı ya, bozuluyor sürekli. Evde olsam buzdolabı falan olsa olur da. Tamam. Buna şimdi biraz daha kavuralım fasulyeyle birlikte. Suyunu ekleyeceğim, yavaş yavaş pişsin o kendi kendine. Çok da su koymayacağım ya. Bu yeterli. Çorba gibi olmasın. Şöyle size de göstereyim bir. Patates, soğan, fasulye. Umarım güzel bir yemek olur. Bayağı pişmeye bırakacağım bunu. Bir 20 dakika, yarım saate kadar pişireceğim bunu. Yani pişene kadar ya, patatesler, soğanlar. Fasulye pişene, fasulye pişmişse zaten. Patatesle soğan pişene kadar bırakacağım şimdi. Kapağımız yok ama olsun. O pişsin biraz bakalım. Birazdan görüşürüz piştikten sonra. Şila hemen ben yemek yaparken fırsattan istifade yeri kapmış. Hay bakalım. Hay bizde yatak. Bizde oturak, ne yatması? Biraz su içeyim ya. Jubilo. Ne yapsın canım ben? Burayı rahat buluyor, buraya yatıyor ondan. Halı da rahat gerçi, değil mi? Burada mı rahat? Zipişko. İyi gezdin ha, demin saldım ya seni. Sıcak mı? Güneş var da birazdan gider güneş. Ondan sonra serin serin yatarsın istediğin yere. Bir saate falan gider güneş. Güneş gider bir saate kadar. Bir gözü mavi, bir gözü kahverengiymişsin sen. Hı? Niye öyle? Şila niye öyle Şila? Gülme bana. Valla bizim yoldaşımız işte, ne yapalım. Ya seni bir görsünler seni. Seni bir görsünler. Seni bir görsünler. Şımarıklıklarını bir görsünler. Hata fata fata. Hareketlere bak, hareketlere. Patini yerim, patini. Yerim patini, yerim. Hadi 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 hadi. Hadi içtim. İçtin mi? Mama yiyeceksen mamanı ye hadi. Yemeğimiz pişmeye başladı galiba. Aynen, ufak ufak oluyor. Susadın mı kızım? İç suyunu. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişmek üzere. Koku gelmeye başladı hafiften burnuma. Şöyle sizlere de bir göstereyim yemeğimizi. Bir salçası eksik işte. O da salça bozulduğundan dolayı şurada. Baharat falan da atacağım daha sonrasında. Ama biraz daha pişmesini bekleyeceğim. Hatta patateslerden birine bakalım nasıl pişmiş mi.
Az pişmiş yani, çok değil de. Yani bir 7 8 10 dakika arası bir şey var. Ondan sonra tamam yemek. Ben de şu sofra bezini falan silkeleyeyim. Evet arkadaşlar. Yemeğim hazır. Şimdi yemeğimi afiyetle yiyeceğim. Fasulye, patates ve soğan. Biraz sıcak. Çile sen de ister misin? Çile mama yiyor gerçi de. Yine birazcık vereceğim. Al bakalım. Üfledim ama. Daha soğumuştur. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın verdiği nimetlere şükürler olsun ya Rabbim. Biraz da baharat atsam. Sanki fasulye biraz kötü olmuş gibi ama öyle bir tat geliyor da inşallah öyle değildir. Hiçbir şey alamayacağım abi ben bu karavana. Kavanozda, konservede bilmem nedir. Kış olsa bozulmuyor da hiçbir şey. Kışın, yazın her şey bozuluyor ya. Bir tane film izliyordum demin. Şimdi videoyu sonlandırınca onu izlemeye devam edeceğim. Başyırt diye sonra da videoyu paylaşırım herhalde. Böyle köpekler falan var. Issız bir adada geçiyor. Köpekler saldırıyor falan. Öyle bir film. Ok atıyor falan. Köpekleri vuruyor. Kuduz olmuş köpekler. Neyse arkadaşlar, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Ben şimdi yemeğimi yiyeyim. Rahat rahat Allah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hava kararmak üzere. Şila da burada. Şila benim can dostum ya. Koruyucum benim. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Ben yatış pozisyonuna geçtim artık. Saat şu anda zaten akşam 10'a geliyor. Bu videoyu muhtemelen 11 gibi falan paylaşırım. Çünkü internet yavaş, az çekiyor burada internet. Az çektiği için de biraz geç yükleniyor. Normal telefon interneti hiç çekmiyor da Superbox çekiyor. Onunla yüklüyorum videoyu. Onların da ödemeleri geldi. Şu fabrikadan çalıştığımız parayı alabilseydik iyiydi ondan sonra. Muhtemelen ayın 10'unda falan yatar. Bu da bayramdan sonra mı, bayramdan önce mi bilmiyorum artık. Bir türküyle, bir güzel bir Keloğlan türküsüyle veda edelim. Ben bir garip Keloğlanım, eşeğimin yok palanı. Bakın kim geliyor. Gel kızım. Varım yoğum doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı. Bir koca karı anam var, birkaç tavuk bir de inek. Her gün konar kel başıma, evsiz kalmış birkaç sinek. Bir koca karı anam var, birkaç tavuk bir de köpek.
Her gün konar gel başıma, evsiz kalmış birkaç sinek. Ben bir garip keloğlanım, eşeğimin yok palanı. Ne oldu kızım? Kim o? Nasıl hemen tipi değiştirdi, koruma içgüdüsüne geçiyor var ya. Aslan gibi benim kızım ya. Güzel kızım benim. Hayvanı seversen, değer verirsen o da sana değer veriyor, koruyor. Değil mi kızım? Yat hadi yat. Yat, yatıyorum. Neyse, görüşürüz arkadaşlar.